Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız mı felaket oluyor. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Bir de nutku var işte. Onun ağzından çıkan. Nutkundan öğreneceğiz. Resmi sıfat ve yetkilerimi bırakarak, milletin sevgi ve fedakarlığına güvenerek vicdani göreve devam etme kararı. Harbiye Nezareti İstanbul'a gel diyordu. Padişah önce hava değişimi al, Anadolu'da bir yerde otur fakat bir işe karışma diye başladı. Daha sonra ikisi birlikte mutlaka gelmelisin dediler. Gelemem dedim. Sonunda 8-9 Temmuz 1919 gecesi sırasıyla açılan bir telgraf başı görüşme sırasında birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar bir aydır süre gelen oyun sona erdi. İstanbul o dakikada benim resmi görevime son vermiş oldu. Ben de aynı dakikada 8-9 Temmuz 1919 gecesi saat 22.50'de Harbiye Nezareti'nde saat 23'te padişah resmi görevimle birlikte askerlikten de ayrıldığımı bildiren telgrafları çekmiş oldum. Durum tarafımdan ordulara ve millete duyuruldu. Bu tarihten sonra resmi sıfat ve yetkilerden sıyrılmış olarak yalnız milletin sevgi ve fedakarlığına güvenerek ve onun tükenmez feyiz ve kudret kaynağından ilham ve güç alarak vicdani görevimize devam ettik. Biz 8-9 Temmuz gecesi İstanbul ile telgraf başında konuşurken buna başka dinleyicilerin ve ilgilenenlerin de bulunduğunu tahmin etmek güç değildir. O tarihlerde ve ondan sonraki zamanlarda en hafif deyimi ile saflıklarını uyanıklık ve tedbirlilik gibi göstermeye çalışmış olanlar hakkında bir fikir vermiş olmak için müsaade buyurursanız şu belgeyi olduğu gibi bilginize sunmak isterim. Şöyle yakından göstereyim. Bahsettiği belge bu. 140'a 140 Konya 9-7-1919 saat 6. 3. Ordu Müfettişliği Baş Yaverliğine. Telgraf ve Posta Genel Müdürü Refik Halit Bey ile Konya Valisi Cemal Bey 6-7 Temmuz gecesi telgrafla makine başında konuştular. Konuşmanın şöyle geçtiğini haber aldım. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri için gerekli işlem yapıldı, İstanbul'a getirilecek. Cemal Paşa Hazretleri için de yapılacak işlem hazırdır. Konya valisi de teşekkür ederim dediler. Uygun bir şekilde Paşa Hazretlerine arz etmenizi rica ederim. 2. Ordu Müfettişliği Şifre Müdürü Hasan. Mersinli Cemal Paşa'nın İstanbul'a gitmesi. Gerçekten Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa'nın 10 gün için izinli olarak İstanbul'a gittiğini 4 gün önce öğrenmiş ve hayret etmiştim. Cemal Paşa ile Samsun'a çıktığım günden beri milli davayı gerçekleştirmek için işbirliği yapmak, askeri ve milli hazırlıklara girişmek ve teşkilat kurmak konularında haberleşmelerimiz vardı. Kendisinden ümit verici olumlu cevaplar almıştım. Benimle bu tarzda ilişki kurmuş olan bir komutanın kendi kendine izin alıp İstanbul'a gitmesi akıllıca bir iş olmamak gerekirdi. Bu sebeple 5 Temmuz 1919 tarihli şifre ile Konya'da 12. Kolordu Komutanı Selahattin Bey'e şu iki maddeyi yazdım. 1. Cemal Paşa'nın 10 gün için İstanbul'a hareketinin gerçek sebebini açıkça ve çok acele olarak bildirmenizi. 2. Zatıhanenizin hiçbir sebep
ve şekilde oradaki birliklerin başından ayrılmanız doğru değildir. Bu konuda Fuat Paşa ile de haberleşerek en kötü ihtimalle karşı tedbir almanız gerekir. Her gün durumunuz hakkında kısa bilgiler vermenizi rica ederim. Aynı şifrenin örneğini aynı tarihte Ankara'da bulunan Fuat Paşa'ya da bildirdim. Selahattin Bey'in Konya'dan 6-7 Temmuz tarihinde, yani Refik Halit Bey'in Konya valisi Cemal Bey'le telgraf başında konuştuğu sırada cevap olarak verdiği şifreli telgrafta, Cemal Paşa İstanbul'da bazı kimselerle temas etmek ve ailesiyle görüşmek üzere 10 gün için ve kendi isteğiyle izinli olarak İstanbul'a gitmiştir denilmekte idi. Cemal Paşa gitti fakat gelemedi. Kendisini çok zaman sonra Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye Nazırı olarak göreceğiz. Sonraki bölümde değerli izleyenler, komutayı elden bırakmama emri var. Değerli izleyenler, Gün Gün Atatürk, Yatağan Baba ile Nutuk ve Günlük programının günlük bölümündeyiz. Tarih 11 Şubat, 11 Şubat'tan size iki hatıra aktaracağım. İlk hatıra 1923'te geçiyor. Şimdi önümüzde bir ufuk açıldı. Başlığımız bu. Değerli izleyenler, Kurtuluş Savaşı verilmiş ve kazanılmış. Artık iş resmileştirmeye kalmış. Onun için de Lozan'da görüşmeler yapılıyor ama ilerleyemiyor. Bu savaşı kaybedenlerin tepeden bakan tavırları devam ediyor ve heyet dönüyor Türkiye'ye. Ve bir süre Lozan görüşmelerine ara veriliyor. Fakat Atatürk barışın er veya geç gerçekleşeceğini düşünüyor ve zaman kaybetmeden devrimlerine yoğunlaşıyor. Onları bir an önce yürürlüğe koymaya. Ve sınıf arkadaşı var. Adı da Asım Gündüz. Şimdi anlatacaklarımı ondan aktarıyorum. Yıl 1923 Şubat ayı. İzmir'de komutanlarla bir toplantıda Atatürk şunları söylüyor. 3. Selim'den itibaren başlayan yenilik hareketleri taassubun çelmesiyle daima yıkılıvermiştir. Şimdi önümüzde bir ufuk açıldı. Savaşı kazandık. Barış da olacak. Eğer yüzümüzü hala batıya çevirmez, batının yeniliklerini ve ileri hamlelerini kabul etmezsek, bu millet yine o köhne müesseselerin elinde eski haline dönecek, daha çok kurtuluş savaşları vermek zorunda kalacaktır. Bizim döktüğümüz alın teri ve verdiğimiz şehit kanları boşa gidecektir. Bunun boşa gitmemesi sizin gayret ve yardımlarınıza bağlıdır. Memleketi düşman işgalinden kurtardığımız gibi cehalet ve taassubun elinden de kurtarmada bana yardımcı olmalısınız. Olursanız bu millet ölmezliğini bir defa daha ispat etmiş olacaktır. Bu konuşmayı yaptığı komutanlar Marşal Ferdi Çakmak, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, İzzet Çalışlar, Kemalettin Sami Gökçen, Kazım Özalp, Ali Hikmet Ayerdem ve Şükrü Nail Paşalar'dı. Atatürk'e devrimlerinde kendisini desteklemek üzere söz verdiler. Burada bahsi geçen Batı, değerli izleyenler, her ne kadar Batı ülkeleri Avrupa gibi görünse de kastedilen medeniyettir. Ben bunun ayrıca yazısını yazacağım değerli izleyenler. Çünkü Atatürk'e göre medeniyet tektir, tek ve bütün insanlığın malıdır. Ki zaten de Batı'ya o medeniyet doğudan gitmiştir. Müslümanlardan ve Türklerden. Onun için bu düz beyinli dinci uyuzun Atatürk işte Türkiye'yi Batı'ya doğru şey yaptı filan sözlerinin bir geçerliliği yok. Oradaki Batı benim anlattığım şekilde Batı.
Yoksa Mustafa Tarih Hoca'ya davet ettiğinde televizyonda söylemiştim. Atatürk'ün Batı hakkında tam tersi sözleri de var. Konuğumuz Murat Yatağan Baba. Allah'a şükür yanımızda. Avrupa Birliği ne diyordu bir Yaşar Hoca ve HYP? Şöyle özetledim. Gümrük Birliği detayı da var tabi. Var. Yaşar Nur Öztürk'ün bu konudaki düşüncesinin özeti şu. Batı'nın namusuna güvenemeyiz. Kurtuluş Doğu maneviyatındadır. Bir bu söylemi var. Buradan Avrupa Birliği'nden ziyade Avrasya Birliği'ni tercih ettiği anlaşılabilir. Orada kastettiği Batı işte bu dinci uyuzun zannettiği Batı. Atatürk onu kötülüyor. Ama bu hatıradan okuduğum Batı o Batı değil. Medeniyet anlamında Batı. Bu iki ayrımı umarım bu dinci kafada yapabilir ve Atatürk'ün neyi neden yaptığını anlayabilir. Ocak'tan ikinci hatıram biraz fazlaca sıcak, duygulu, üzücü. Ama iyi ki dinleyip öğrenmişiz diyeceksiniz. Çünkü Atatürk'ün büyüklüğünü daha iyi anlayacaksınız. Bu anlatacağım hatıra Ordonanus Profesör Sadi Irmak tarafından aktarılmış. Atatürk'ün sofrasında bir grup var. Orada İstiklal Savaşı hatıraları ondan konu açılmış. İşte bu nasıldı? Tümenlere komuta eden binbaşılar, koloğullara komutanlık eden yarbaylar hepsi de gün gün neyi nasıl yaptıklarını hatırlıyorlar ve anlatıyorlarmış. Dinledikçe Atatürk'le coşuyormuş. Ve demiş ki, işte bu İstiklal Savaşı'nı bu birliktelik ruhuyla kazandık. Hep beraber kazandık. Başarı böyle geldi. Oradaki yarbayları, komutanları tebrik ederken bir an duraklamış. Ve sonra hani böyle içine konuşuyor gibi, kendi kendine söyleniyor gibi şunu söylemiş masadakilere. Başarı hepimizin ortak başarısı. Ama İstiklal Savaşı'nı kazanamayıp da kaybetseydik, tek sorumlusu ben olacaktım. Bu hatırayı aktaran Ordinarius Profesör Sadi Irmak diyor ki, normalde tarihte bütün komutanlar başarıları kendine, mağlubiyetleri yanındakilere mal ederler. Atatürk ise tam tersine başarıları yanındakilere, eğer kaybedecek olsalardı kendine mal ediyordu. Ve hepsinde gözleri dolmuş değerli izleyenler. İşte Atatürk'ün büyüklüğü, kahramanlığı buradan da geliyor. Tarihteki bilinenin aksine başarıyı kendine yontup da başarısızlığı yandakilere değil, başarı yandakilere yontup da eğer başarısız olsaydık sorumlusu bendim diyecek kadar büyük bir önderdir. Allah gani gani rahmet eylesin. Arkadaşlar, sonra devam ederiz. Bu duygusal, bu çok önemli konuşmanın üstüne söz söylenmez. Bir sonraki sohbetimde buluşmak üzere. Şimdi önümde sizin 3 çalışmanız var. Bunları da
halkımızla paylaşalım. Bütün eserleriydi. Biz konu. Hilal'in çocuklarıyız. Evet. Terör ve çaresi konulu bir kitap. Biz Hilal'in çocuklarıyız. Bunlar tabii siyasi yabancıya için. Toprak satışı. Millet olmaktan uzaklaşıyoruz. Tarım politikası içerikli. Evet. Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed sürgünde. Evet. O da Kur'an'daki alalım. İslam, ılımlı İslam konusunda. Evet. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatan Baba kitapları şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatan Baba kitapları kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Memleketi düşman işgalinden kurtardığımız gibi cehalet ve taassubun elinden de kurtarmada bana yardımcı olmalısınız. Olursanız bu millet ölmezliğini bir defa daha ispat etmiş olacaktır.